mesele yoksa babasıyla konuşurum. İkimiz bir orta yol buluruz. Ama Behram'ın anacı, eski düşmanı yeniden alevlendirmekse eğer, o zaman bizim de elimiz kolumuz bağlı değil. Bütün ailesini toprağa gömmezsen bana da sayıfan demesinler. Sonunda akılları başlarına geldi galiba. Ateşkes için bana yalvaracaklar. Hayırdır Emrusan? Beni neden aradın? Emrusan değil. Karısı arıyor. Şanzey, nasılsın? Bu önemli değil. Nasıl olduğumu konuşmak için aramadım. Ailene bir zarar gelmesini istemiyorsan eğer, Emruz'un yoluna çıkmayı bırakırsın. Anladın mı beni? Bunu yapmazsam o zaman ne olur? Bana ne yapar? Saçmalamayı bırak. Neden? Böyle konuşmam hoşuna gitmedi mi? Biliyorsun senin kocanın yüreği zayıftır. Yani onu sınamak mı istiyorsun? Sınanmış birini kim tekrar sınamak ister? Şanzeh Hanım. Kocan gerçekten adam olsa kana kanla karşılık verirdi. Başını öne eğip sana razı olmazdı. Eğer gitmemden bu kadar rahatsızsan, o zaman neden amcanı kurtarmak için kendi kız kardeşini vermedin? Katil onun da amcasıydı, değil mi? Sen fazla konuşmaya başladın. Ben de sana bunu anlatmaya çalışıyorum. Anla artık. Şimdilik kan parası adına sadece bir kız verildi. Senin gibi arsızları kurtarmak için ailenin tüm kızlarını vermek zorunda kalırsanız ne olur bir düşün. Yüzüme kapattı. Ben size kimin kimi kurtaracağını gösteririm. Emrusan. Utanmaz herif. Beni karını arattırıyorsun. Çayın. Oraya koy. Çay soğumuş olabilir. Samandar neredesin? Neredesin Samandar? Ne oldu Behraman? Bu ne öfke? Cuma günü acil toplantı istiyorum. Unutma sakın. Tamam mı? Söyle Behraman. Kaç insanı öldürmemiz gerekiyor? Nerede, ne zaman, kimi öldüreceğimize daha sonra karar vereceğim. Şu an o utanmazları hizaya getirmek istiyorum. Yenge, abimin arabasının anahtarını getir bana. Hemen çıkmam gerekiyor. Nereye gidiyorsun oğlum? Şehre gitmem gerekiyor. Yenge, acele et. Bekle biraz. Yiyecek bir şeyler hazırlayayım. Götürür Hacesta'ya verirsin. Tamam mı oğlum? Götür, olur mu? Gittiğinden beri şehir yemekleri yiyor. Gerek yok anne. Yakında ona elinle yemek yedirirsin. Onu getirmeye gidiyorum. İnsanların söylediklerine tahammül edemiyorum. Dayanacak gücüm kalmadı. Yenge sen de acele et. Anahtarları getir. Vay Daraksay. Hala utanman varmış demek. Ben de o kıymetli onurunu 3 kuruşa sattığını sanıyordum nedense. Duy anne. Ne dediğini duy. Kızım, neden ateşe benzin döküyorsun? Ateşi körükleyip durma canım. Anne, ateşi sadece körüklemek kimsenin işine yaramaz. Sabırla bekliyorum anne. Her şeyin iyice yanıp kül olmasını, sonra o küllerden dumanlar yükselmesini. Allah'ın izniyle hiçbir şey yanıp kül olmayacak. Şimdi ateşle oynaman bittiyse eğer, sana ne diyorsam onu yap. Hadi git anahtarları getir. İzinsiz anahtarları nasıl getiririm? Emruz abin evde yok ki. Babanla erkenden cumaya gitmişti. Oğlum camiye git, hutbeyi kaçırma.
Hem şehre böyle izinsiz gitme. Önce abine sor. O ne derse onu yaparsın. Gitmesine izin verir mi? Onun kalbi bunu kaldırmaz ki. Neden anne? Hacı Esta'yı eve getirmek için Emruz abimden izin almak zorunda mıyım? Döndüğünde sen söylersin. Ben gidiyorum. Ya Rabbi sabır. Nedir bu çocuğun öfkesi? Yazık. Allah'ım, yine bir anda karşıma dikildin. Neden kendini kapı ya da duvar olarak görüyorsun? İstediğin zaman önüme dikileceğini mi sanıyorsun? Yol ver geçeyim. Bilmiyorum. Ben ne kapıyım ne de duvar. Kaleyim ben. Asla düşmeyecek bir kale. Ve biliyorum ki seni o kalede kontrol edebilirim. Sahi mi? Bence örümcek ağı gibisin. Her an bozulup dağılabilirsin. Güzel bir yüzün var ama maşallah dilin zehir çukuru. Benimle doğru konuşacaksın yoksa... Yoksa ne? Ne yaparsın ha? Abdest almanın dışında yüzünü hiç yıkıyor musun sen? Şer amca bile senden temiz görünüyor. Şer amca mı? Evet, bizim Şer amca. Söylenip durma orada, çekil yolumdan artık. Hayırdır? Nereye böyle? Senin derdin ne onu söyle. Niçin tekrar tekrar karşıma çıkıyorsun? Şu an seninle konuşmak istemiyorum. Git buradan hadi. Neticede bir erkekle nasıl yüzleşirsin ki sen? Gidip ona yalvaracaksın değil mi? Sana bundan başka seçenek bırakmadığı için. Çünkü duyduğuma göre nişanlın dönmek istemiyormuş. Bak daha yeni abdest aldım. Dilim, bedenim temiz. Yoksa çoktan çeneni kırardım senin. Şeytan dürtüyor ama bu defa ona uymayacağım. Sen ne dersen de, ben pisliği üzerime bulaştırıp kirlenmek istemiyorum. Çekil yolumdan! Allah'ın belası herif. Çok yakında ben Behraman sülalenizin kökünü kurutacağım. Almam gereken çok büyük bir intikam var.
Selamün aleyküm abi, nasılsın? Onu rahat bırakırsan iyi olacağı muhakkak. Yenge sen... Neden? Emrus'un telefonunu karısı açamaz mı yani? Ne diyorsun yenge? Evliliği tehlikeye girdiğinde bir kadının böyle konuşması normaldir. Şarkı mı söyleseydim yoksa? Yenge ben yeterince üzgünüm zaten. Bir de sen böyle yapma. Lütfen. Abimle konuşmama izin ver. Neden? Niye üzgünsün ki? O zavallı çocuk işini gücünü bıraktı ve seni görmek için oraya kadar geldi. Onu yaka paça dışarı attırırken için acımadı mı hiç? Daraksay'ın beni görmeye geldiğinden haberim yoktu. Neden? O yurtta kalmıyor musun sen? Yoksa okul bahane mi sadece, ya da zavallı kocamı kandırmanın bir başka yolu mu bu? Yenge. Bak kızım, şunu çok iyi anlaman gerekiyor. Kocamın adını o yurdun kayıt defterine yazdırmış olabilirsin. Bu orayla sınırlı kalmalı. Sakın başka bir yere yazdırmaya falan kalkma. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.